Ayhan Bey'in ifade ettiği önlemlerin tamamının alındığı anlaşılıyor. Çünkü oralarda epeydir Brüzov patlaması ve ölümlü kaza duymuyoruz. Tam aksine Türkiye'de duyuyoruz. Bu da Türkiye'de bu işletmelerde bu önlemlerin alınmadığını ortaya koyuyor. Şimdi değerli uzmanlarımızdan bizler dahi öğrendik. Biliyoruz ki metan gazı kömür bloklarının içinde yapısal olarak var. Ve havaya karışmasıyla grizi oluşuyor. Ve çok net oranlar verdi Ayhan Bey gibi uzmanlar. Halk TV ekranlarından ben dinledim. Dediler ki işte bu %1 olduğunda dahi harekete geçilir. %2 olduğunda o ocak boşaltılır. Yani %4'te 4.5'a gelmesi beklemeden sistemlerin devre dışı kalması ve işçilerimizin o galeriden çıkartılması gerekiyor. Şimdi Amasya'da bunun yapılmadığını anlıyoruz ki bu patlama gerçekleşti. Yani hem %4.5 oranına gelecek hem de bir ateş kaynağıyla, bir ısı kaynağıyla temas edecek. Bunların gerçekleştiği anlaşılıyor. O zaman Ayhan Bey'in söylediği gibi o aletlerde ateş çıkartmayacak şekilde bir kamuflaj ya yok. Ya %4.5 olduğu görüldüğü halde bir uyarı yapılmamış. O halde ben şunu sormak istiyorum. Bu ocağın teknolojik olarak yüksek oranlı bir ocak olduğu söyleniyor. O halde bu gazı takiple sorumlu görevli veya görevliler ne yapıyorlar? Acaba gazın yükseldiğini görmelerine rağmen bir şey olmaz düşüncesiyle çalışmaya devam etme kararı mı aldılar? Niye talimat verip işçileri oradan çıkartmadılar? Niye alarm sistemi devreye girmedi? Bütün bunlar şunu düşündürüyor. Yine Ayhan Bey'den de öğrendik. Yani ani gaz degajı, yani ani gaz boşalması olmuş olabilir deniliyor. Halbuki bunun olmaması için de kömür duvarının arka kısmına delikler açıldı, sondaj delikleri açıldı ve kontrollü şekilde birikmiş gazın galeriye alınıp havalandırmayla tahliye edildiğini biliyoruz. Acaba böyle bir işlem yapıldı mı? Yapılmadı mı? Bu delikler açıldı mı, açılmadı mı? Bütün bu soruların yanıtlarını eğer bilgisayarlar kayıt altına alıyorsa bulmak çok zor değil. Hatta 48 saat içinde bu soruların yanıtları ortaya çıkardı. O görevliler kimdir? O gaz izleme odasında, kontrol odasındaki yetkili kimdir? Bunların verdiği bilgiler nelerdir? Bunların ifadesi alınmış mıdır? Gözaltı yapılmış mıdır? O anlar anlatılmış mıdır? Yani yaşamını yitiren maden işçilerimizin aileleri evde bazı şeyler söylendiğini, sızıntı olduğunu, buna rağmen işçilerin çalıştırmaya devam edildiği gibi şikayetleri dile getirdiklerini söylüyorlar. Bunlar araştırılmış mıdır? Bunlar doğru mudur? Bütün bu sorular, yanıtları çok kolay bulunabilecek sorular. Ama Türkiye'nin maden işletmelerinde, maden ocağı işletmelerinde işte Amasya örneğinde gördüğümüz gibi bunlara çok önem verilmediği anlaşılıyor. Önlenebilir bir facianın önlenmemiş olması çok ağır bir durum pek. Yani buna sebebiyet verenlerin vicdan azabının çok ağır olması gerekir. Burada mutlaka kısa sürede sorumlular kim ortaya çıkarılmalıdır. Türkiye ayrıca deneyimsiz bir ülke değil. Demin ifade ettim, 174 yıldır kömür üreten bir ülkeyiz biz. Ve teknolojiyi üst düzeyde kullandığımızı iddia ediyoruz. O zaman eksik olan nedir? İnsan hayatına verilen değer midir? Bu ekipmanlara, malzemelere para yatırmamak mıdır? Daha çok kar elde etmek midir? Yani onun için yapacağı işi iki işçi yaptırmak mıdır? Bütün bu soruların kısa sürede cevaplanması lazım. Kamuoyunun beklentileri bunlardır. Evet, teşekkür ediyorum. Şimdi bir Bartın'ın Amasra ilçesinde yaşanan bu maden faciasında göçük altında kalan maden işçisi Mehmet Bulut'un annesi Nebile Bulat'a bir kulak verelim kısaca, sonra konuşalım. Utu. İçeride. Ya ne hissediyorsunuz şu an? Ya ben oğlum bir yere bir saklandı da bir kenardan çıkacak diye bekliyorum ama öyle olması kendim ne yaparım bilmiyorum şu anda. Bağırıyorum haber vermeyeyim ama sesi çıkmadı bir yerde. Bilmiyorum yani. Siz haber verdiler mi? Sonra... Ocakta dediler işte daha. Başka bir şeyimiz yok. Evli miydi? Evli. Bir yaşına girecek bir ay sonra. Doğum günü yerini ayarladıydı. Doğum günü yapacaktı. Oğlu. Benim yavruma babası bakardın girmeseydin ocaklara. Benim yavruma babası bakardın. Bu kadar zor olduğunu bilseydin girmeseydin. Kemal Bey, sözün bittiği yer değil mi burası?
Yani aslında konuşmamız gereken bir yer. Yani şimdi iki gündür televizyonları izliyoruz. Bir kere kazadan cenazelere doğru bir ilgi kayması sağlandı. Şimdi acılı aileler var, tamam. İnsanlar öldü, onların cenazesi kalkıyor. Çok zor bir tablo bu. Çok. Öte yandan da tartışmamız gereken şeyi tartışmıyoruz. İki gündür Erdoğan'ın cenazelerdeki görüntüleri yansıyor. Alıştırmaya çalışıyorlar ölümleri. Tartışmamız gereken şeyler şunlar. Şimdi başta da söyledim. Teknik şeyler çok önemli, detaylar. Çünkü önlenebilir bir kaza bu. Kaza değil. Bir cinayet var ortada. Önlenebilirdi bu. Engellenebilirdi. Hukuk kısmı son derece önemli. Barış olağanüstü şey bir şekilde Soma'daki rezaleti özetledi. Başarılı bir şekilde. Ama başka şeyleri de konuşmamız lazım. Şimdi bir kere hep aynı durumla karşılaşıyorum ben katıldığım programlarda. Hı hı. Hep dünyadaki başka ülkelerle kıyaslanıyor, hı hı, Türkiye. Ve biz oralarda da oluyor demek zorunda kalıyoruz. Yani kapitalizmin mantığında çünkü emek sömürüsü var. İş gücü sömürüsü var. Oraya girmek istemiyorum. Oralarda da oluyor ama çok farklı. Öyle değil açık mi? Ara, Türkiye, açık ara. Türkiye madencilikte, evet, açık ara. Onun nedenlerine geleceğim. Hı hı. Ama şu diğer kapitalist ülkeleri övme şeyini engellemek için mecburen biz de karşı rakamlar vermek zorundayız. Japonya'da Türkiye'ye yakın iş cinayeti gerçekleşiyor, hı, her yıl. Yani Türkiye'dekine yakın. Japonya örnek verildiği için söylüyorum. Almanya'da da iş cinayetleri işlenmeye devam ediyor. Çünkü sömürü var. Şimdi şunu tartışmamız nerede lazım. Nerede işlenmiyor? Sömürüsüz bir dünyada iş kazasına dönüşecek, cinayete değil, çok azalacaktır. Sömürüsüz bir dünyada, çünkü şu anda başka bir baskı var. Bakın size ben şunu söyleyeceğim. Neyi tartışmamız lazım? Sendikayı tartışmamız lazım. Türkiye'de sendikalar baskıyla ve satın alınarak o hale getirildi ki, şimdi bu olayda bir avuç dürüst mücadeleci, işçi sınıfının hakkını savunan sendikacı ya da sendika var Türkiye'de. Ama ismini vermeyeceğim. Herkes biliyor, izledi. Türkiye'de bir sendika var ki AKP'nin genel müdürlüğü gibi. Yani fotoğraf veriyorlar Erdoğan'la birlikte. Ya sonuçta hükümet, siyasi iktidar işveren durumunda. İşçinin hakkını savunması gereken sendika orada poz veriyor. Bunu tartışmamız lazım. İş saatlerini tartışmamız lazım. Madende 7,5 saat çalışma zaten cinayetin en dik alası. Standardı ne? Düşmesi lazım. Aşağı inmesi. Bakın 6'ya çektiler, sonra tekrar 7,5'a çıkardılar. Hı. Aynı yıl içerisinde. Yasayı değiştirmişlerdi. 7,5 saat iş hastalıkları. Madenci grizu patlamasa da ölüyor. Hastalanıyor. Sakat kalıyor. Yani meslek hastalıklarının en yaygın olduğu şey. Ve bakın şunun bilinmesi lazım. Maden sektörü, madenci, işçi sınıfının tarih boyunca en bedel ödemiş ama bizim şu anda yaşadığımız dünyada elde ettiğimiz hakların önemli bir bölümünün de elde edilmesinde kanıyla, canıyla, mücadelesiyle katkı koymuş bir işçi sınıfı bölmesidir. Yani bugün yalnızca... Örnek verir misiniz? İngiltere endüstri devrimine bakalım. Orada yığın yığın öldüler. Yani inanılmaz miktarlarda maden işçisi öldü ve mücadele etmeyi öğrendiler. İlk sendikaların kurulduğu sektörlerden birisi madencilik sektörü. Ve iş saatleri azalsın diye uğraştılar. Madencilik sektöründe durum şuydu. 18 yaşına gelinceye kadar yan şeylerde çalışıyorlardı madenlerde. İçeriye girmelerine pek izin verilmiyordu. Kaçak çalışıyorlardı. 18, 22, 23 yaşına kadar da ölüyorlardı. Madencilerin ömrü 23-24 yaşında bitiyordu. Ya kaza ya şey yüzünden. 15-16 saat çalışıyorlardı. Temel besin maddeleri içine ekmek kırıntıları atılmış kahveydi. Madencilik böyle bir sektörden geldi. Ama hala ne yazık ki bu halde çalışıyorlar. Şimdi Türkiye'de ekstra bir şey var.
Yani evet, başka ülkelerle kıyaslamak bana göre yanlış ama öte yandan da şu var. Türkiye'de ucuz emek sömürüsü üzerine dayalı bir sermaye birikim modeli var. Burada yalnızca meseleyi bu beceriksiz, bilim dışı iktidara daraltırsak büyük hata yaparız. Toplamda Türkiye'deki bütün bu piyasa ekonomisi ucuz emek sömürüsü ve ağır emek sömürüsü üzerine kurulu. Şimdi bunu sorgulamak için elimizde bir ne yazık ki acı bir olay var. Bunu sorgulamazsak, teknik detaylara takılırsak bu aslında AKP'nin ekmeğine yağ sürmek anlamına gelir. Çok ağır bir tablo var Türkiye'de. Çalışma saatleri sürekli uzuyor.